Merhaba sevgili arkadaşlar. Bizim okul eğitim kanalından sevgiler, saygılar. Sosyal bilgiler dersi 5. sınıf 1. dönem 1. örnek yazı sınav soruları. Örnek senaryo 1. Örnek senaryomuzu toplama arkadaşlar. 6 tane sorumuz var. 5 tanesi basit düzey soruları, 1 tanesi karmaşık düzey sorulardan oluşmakta. 1. sorumuzda diğer sayfadan başlayalım. Birinci sorumuzda arkadaşlar bize yakın çevremizde yaşanan bir örnek olayına yola çıkarak bir olayın çok boyutluğunu açıklamayla ilgili. Bir mahalleye okul açılması kimleri nasıl etkiler açıklayınız. Aileler için aileler daha uzağa çocuklarını götürmek zorunda kalmayacak. Servis ve benzeri mali yüklerden kurtulacaklar ve okula çocuklarını göndermeyenler de böylece gönderebileceklerdir. Okul yakın olması sebebiyle okulda düzenlenen Kültürel, sosyal ve sporlu faaliyetlere öğrenciler ve aileler daha kolay katılabilecekler. Yeni okul yeni öğretmenlere iş demek böylece öğretmen açığı olacağından öğretmen olmayı bekleyen eğitimli vatandaşlar iş bulmuş ve millete faydalı olmuş olacaklardır. Okul çevresi aynı zamanda esnaf için ekonomik faaliyet bölgesi olmaktadır. Buraya her gün yüzlerce çocuk ve ailesi geldiği için esnafın ticari ilişkileri de bundan dolayı artacaktır. İkinci soru Merhaba ben Adası. Sosyal bilgiler dersinde çocuk olarak bizim de birçok hakkımızın olduğunu öğrendim. Eğitim, direktçe sağlık hizmetlerinden yararlanma ve konut dokunmazlık gibi haklarımız vardır. Devlet bu haklardan yararlanmamız için gerekli tedbirleri alır. Örneğin hastalandığımızda hastaneye giderek sağlık hizmetlerinden yararlanırız. Okula giderek de eğitim hakkımızı kullanmış oluruz. Bu bilgileri öğretmenin adasıya sağladığı katkıları yazınız. Evet adası arkadaşlar haklarımızı kullanmanın ilk şartı olan haklarını öğrenmiştir. Yani haklarını bilmektedir. Sahip olduğumuz hakların farkında olursak haklarımızı kullanabilir. Haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramakta bize yardımcı olur arkadaşlar. Üçüncü soru okuldaki sorumluluklarımızı arkadaşlar üç tane örnek soruyor. Ödevlerimizi yapmak, derse zamanında gelmek, derste parmak kaldırmadan konuşmamak örnek olarak verilebilir. Dördüncü soru Zeynep evlerinin balkonunda sabah kahvaltısını yaptıktan sonra servisle okula gitti. Okulda derslere aktif bir şekilde katıldı. Denefislerde okulun bahçesinde arkadaşlarıyla oyunlar öğrendi. Okul sonrası eve dönen Zeynep okulda yaptığı çalışmaları gözden geçirdi. Akşam olunca sofranın hazırlanması için abisiyle beraber annesine yardım etti. Yemekten sonra en sevdiği dizi izledi. Burada arkadaşlar Zeynep'in hangi haklarını kullandığını yazabiliriz arkadaşlar. Burada Zeynep kalmış oldu evde. Baron'un hakkını kullanmış, Yemek yediği için beslenme hakkını kullanmış. Okula gittiği için eğitim hakkını kullanmış. Daha sonra burada oyun oynamış. En sevdiği diziyi izlemiş. Yani boş zamanlarını değerlendirme hakkı, oyun ve kültürel etkinliklere katılım haklarını kullanmış. Beşinci soru. Maden işlemeciliğine ileri giden Lidyalıların en önemli geçim kaynağı ticaretti. Ancak takla sözcüğüyle ticaret yapan Lidyalılar için bu durum beraberinde bir takım zorluklar da getiriyordu. Lidyalıların karşılaştığı bu durumu neyle çözmüşler arkadaşlar? Parayı kullanarak, parayı icat ederek bu durumu çözmüşlerdir. Altıncı soru. Aşağıdaki Anadolu ve Me Mezopotamya uygarlıklarının insanlık tarihine yaptıkları katkılara örnek cümleler verilmiştir. Buna göre bu uygarlıklar bize soruyor arkadaşlar. Önemli gördükleri olayları anal dediğimiz yıldıklara yani tabletlere yazmışlar. Hititlere aittir arkadaşlar. Pibola denilen çengelli yani çatal inayı icat eden Türklerdir. dediğimiz büyük tapınakları inşa edilse Sümerlerdir arkadaşlar. Örnek senaryo 2'de 8 tane basit düzeydeki sorularımız var arkadaşlar. Örnek senaryoyla sorularımıza devam edelim. Birinci soru. Birinci soru arkadaşlar. Senaryo 1'de de aynı sorumuz vardı. Yine aynı cevabı yazdım arkadaşlar. Haklarımızı kullanmanın işareti haklarımızı bilmektir. Sahip olduğumuz hakların farkında olursak haklarımızı kullanır. Haksızlığa uğradığımızda hakkımızı aramayabiliriz. İkinci soru. Irmağın kenarında güzel bir köyde yaşamaktayım. 15 yıl önce ırmağın üzerinde bir baraj, yapılınca tarlalarımız barajdan aldığımız suyu da bir duruma geldi. Baraj üzerinde taşımacılık gelişti ve bölgeye turistler gelmeye başladı. Balıkçılık çevremizde bir meslek halini aldı. Bu metne göre köye baraj yapılması kimleri nasıl etkilemiş arkadaşlar? Köydeki çiftçiler tarlalarını sulamaya başlamış. Turizmle uğraşanlar için de turistler gelmeye başlamış. Ve bölgede balıkçılık gelişmiş arkadaşlar. Üçüncü soru. Üçüncü sorumuzda rol ve sorumluluk kavramları hakkında bilgi veriniz. İnsanların yer aldıkları grup ve kurumlarda üstlendikleri görevlere biz rol diyoruz. Sorumluluk ise bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda bulunduğu ya da yaptığı bir iş için gerektiğinde hesap verme durumudur arkadaşlar. Diğer sorumuz dördüncü soru. Defne 5. sınıf öğrencisiymiş. Defne'nin rolüne uygun olarak hakkı sorumluluklarına birer örnek veriniz. Deaflerin hakları arkadaşlar sağlıklı ve temiz bir ortamda eğitim görmek, okulun kütüphanesinden faydalanmak, teneffüse çıkmak. Sorumluluklar ise okula zamanda gelmek, okul eşyalarına zarar vermemek, sınıfı ve okul bahçesini temiz tutmak, hak ve sorumluluklarına örnek olarak yazılabilir. Beşinci soru, Birleşmiş Milletler raporlarına göre dünyada 160 milyon çocuk işçi bulunmaktadır ve bu çocukların 70 milyondan fazlası riskli sayılabilecek işlerde çalıştırılmaktadır. Bu durumda çocukların hangi haklarını ihlal edildiğini yazınız. Çocukların arkadaşlar çalıştırdığı için eğitim hakkı ve oyun hakları elinden alınmıştır. 6. soru Zeynep evdenin balkonunda sabah kahvaltısını yaptıktan sonra serviste okula gitti. Okulda ve derslerde aktif bir şekilde katıldı. Evet bu soruda arkadaşlar yine yukarıdaki birinci senaryomuzda vardır. Onun için soru okumuyorum. Cevabımızı arkadaşlar buraya not aldım. Aynı şekilde barınma, beslenme, eğitim, boş zamanlarını değerlendirme hakkı, oyun ve kültürel etkinliklere katılma hakkı. Yeni soruda arkadaşlar yine senaryo bir de vardı. Hititler, Firikler ve Sümerler olarak yine aynı sorumuzu cevaplandıralım. Sekiz. Hititlerle Mısırlar arasında yapılan tarihin bilinen ilk yazılı anlaşması arkadaşlar Kadeş anlaşmasıdır. Eğitim videomuz burada sona ermiştir. Yeni eğitim videolarla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, takipte kalın.